Kıbrıs yetkilileri de doğruladı. Plan ne? Plan özetle şu. Güney Kıbrıs'ın NATO üyeliği için önce bir ara geçiş olarak NATO açısından da önemli bir platforma Güney Kıbrıs'ın dahil edilmesi. Bu esnada hem askeri modernizasyon konusunda NATO standartlarına uyum için Amerika'nın bazı destekler vermesi ama bir yandan da tüm bu sürecin önünde barikat olacak ülkenin ihtiyaçlarının giderilmesi gibi bir plan var. Kim o ülke? Türkiye. Ne yapılacakmış peki Türkiye'ye? Bir, Avrupa Birliği süreci yeniden bazı başlıklar açılacak. Bu başlıklar üzerinde Rum kesiminin bir takım vetoları var. Onların bazıları Rumlar tarafından özür dilerim peyderpey kaldırılacak. Kısacası Türkiye'nin önüne yeniden bir AB havucu getirilmiş olacak. Tutar mı? Bakacağız, konuşacağız. Şimdi bu konuyu değerlendirmek üzere ben önce emekli diplomat Sayın Engin Solakoğlu'nun görüşlerini alayım. Bu plan tutar mı? Avrupa Birliği üyeliği konusuyla bir paralellik kurar mısınız? O zaman da tabii böyle bir şeyin olamayacağı, garantörlerin onayı gerektiği ki 3 garantörden biri Türkiye'ydi. Ama oldu, anlam planı şu bu dendi ve bir anda Güney Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi olmuş oldu. Aynı tezgah bir kez daha tutar mı? Bu kez de Türkiye'nin onayı öyle ya da böyle sağlanıp Güney Kıbrıs NATO üyesi yapılabilir mi? Buradan başlayalım. Buyurunuz. Siz söylediniz ama yine de yanlış anlaşmaları gidermek bakımından önce şunu bir vurgulayalım. Avrupa Birliği'ne üyelikle NATO'ya üyelik arasında çok temel bir fark var. Yani o sırada Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üye olması bağlamında Türkiye'nin evet garantörlükten kaynaklanan haklar vesaire gibi hukuki argümanları vardı ama doğrudan bir yetkisi yoktu. Oysa ki NATO'ya üyelik sizin de bildiğiniz gibi doğrudan bütün üyelerin eksiksiz onayını gerektiren bir süreç. Demek ki sizin de altını çizdiğiniz gibi Türkiye'nin bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Burada havuç ne olabilir? İşte sizin söylediğiniz müzakere başlıkları falan yeter mi? Çok emin değilim. Yani siz bu plan tutar mı diye sorduğunuzda benim aklıma pilav geldi. Demirel'in meşhur sözüdür biliyorsunuz. Bu pilavın dibi tutar diye düşündüm daha çok. Şimdi yalnız demin iki saatten beri konuştuğumuz meselelerden Kıbrıs'a geçerken aklıma geldi. Arada baktım. Halep'le Kıbrıs adasının arası kuş uçuşu 300 evet. kilometre. 300 kilometre demek uçakla 45 dakika bile sürmez. O da iniş kalkıştan dolayı. Şimdi eğer Halep'i içeren bir plan varsa, yani Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesine dair bir plan varsa, Orta Doğu'da bir uçak gemisi konumundaki Kıbrıs adasının da o planın dışında olması pek düşünülebilecek bir şey değil. Kıbrıs'ta şimdi hatırlayalım ne var? İki tane devlet var, ister tanınsın ister tanınmasın. Bir de egemen üst bölgeleriyle aslında üç devlet var. Evet. İngiltere yani Büyük Britanya İmparatorluğu Kıbrıs'ta aslında Kıbrıs adasında var olan egemen devletlerden bir tanesi. Zaman zaman bunu bize unutturuyorlar. O yüzden ben de her seferinde hatırlatıyorum. Dolayısıyla şimdi Avrupa Birliği'nin de dışında olan İngiltere'nin de bir şekilde müdahil olacağı bir Kıbrıs sürecinin başlatılması gerekiyor. Bu sadece Güney Kıbrıs'ın NATO'ya üye olmasıyla ilgili bir süreç olamaz. Adada bir tür çözümü de öngörmesi evet. gerekiyor. Planda Katimer'in haberinde aslında bu da var. Yani Kıbrıs konusunda yeni bir süreç başlatılarak Türkiye'nin çekinceleri giderilebilir gibisinden. Evet. Şimdi zaten yani bu sürecin bunun öncesinde yani Christodoulos'un Amerikan Başkanı ile yaptığı görüşmenin öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ev sahipliğinde birlikte yemek yedi iki tarafın liderleri. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin liderleri. Evet. Dolayısıyla orada zaten bir süreç meselesi ortaya getirildi. Ortak zemin yok dendi ki bu önemlidir. Kıbrıs'ta ortak zemin yok dendiği zaman sonra birçok şeyler olacak demektir. Çünkü ortak zeminin oluşturulması için adımlar atılması gerekir. İşte o adımlar sizin de bahsettiğiniz Avrupa Birliği süreci bir taraftan, Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi bir taraftan, Orta Doğu'da AKP'nin beklentileri, o beklentilerin Türkiye'de AKP iktidarının sürmesine yönelik etkileri gibi birçok konuyu içine alan kocaman bir paketin içerisinde
Kıbrıs meselesinde de bir tür çözüm arayışının başladığını biz görüyoruz. Şimdi bir dörtlü toplantıdan bahsediliyor. Türkiye, Yunanistan ve iki halk arasında. Bu dörtlü toplantıda aslında İngiltere'nin sayılmaması garip. Buna da Türkiye'nin itiraz ettiği söyleniyor. Ben pek inandırıcı bulmuyorum. Birleşmiş Milletler varsa o süreçte ya da Amerika'da bir şekilde olacaksa İngiltere zaten vardır. Yani o kamberidir o düğünün. Dolayısıyla ondan vazgeçemez kimse. Burada yalnız şunun altını çizmekte fayda var. Şimdi Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesi Türkiye açısından ne anlam ifade ediyor? Yani biz tabii ilk başta bunu kağıdın üzerine yazdığımız zaman kabus görüyoruz. Ama bir yandan da şunu unutmayalım. Şimdi o adada Güney Kıbrıs tarafında yer alan ama egemen üst bölgesi konumundaki İngiltere üstlerinden Amerika ve zaman zaman NATO gayet serbestçe ve istediği gibi yararlanabiliyor. Hatta İsrail'e yönelik saldırılarda adadaki bu üslerin gayet aktif bir şekilde kullanıldığına dair birçok haber var. Bunlar hani gizli bilgi değil. Bunlar açık bir şekilde gerçek, kullanılıyor. Bunu Amerika açıkladı zaten. İran'ın füzeleri şimdi, kalktığında yani, o üslerden Amerikan ve İngiliz uçakları kalkıp havadan önleme uçuşları yaptılar. Aynen öyle. Yani çok somut olarak Güney Kıbrıs, yani Kıbrıs adası somut olarak Batı İttifakı'nın bir üyesi olan bir antite kimliğiyle, her iki tarafıyla da bakın. Bizim çünkü kuzeyde 40 bin civarında silahlı kuvvetimiz var. Bizim silahlı kuvvetimiz hangi askeri savunma örgütünün üyesi silahlı kuvvet? NATO. Yani dolayısıyla güneyde de kuzeyde de aslında bir şekilde NATO varlığı var dolaylı olarak. Ama Güney Kıbrıs'ın durup dururken, yani çözümle ilgili hiçbir adım atmadan NATO'ya üye kabul edilmesini, zaten Türkiye'nin kabul etmesini kimse beklemiyordur. Bunun karşılığında bir tür federatif çözüm, o federasyon içerisindeki iki kurucu unsurun hareket serbestliklerini ayarlayan, çünkü bizde şimdi federasyon deyince TÜKAKA demek moda oldu ama aslında federasyon bir Türk tezidir Kıbrıs'ta. Bu Mahmut Dikerdem'in yazdığı dönemden beri öyledir. Ve o federasyonun içerisindeki kurucu devlet yetkilerinin ayarlanmasına göre konfederatif veya daha federatif bir şekil alabilir. Dolayısıyla böyle bir pazarlık başlatılırsa aslında burada sadece Türkiye'ye yönelik AB havucu üyelikle ilişkili değil. Bana göre geçtiğimiz günlerde bir karar aldı. O da dikkatlerden kaçtı Avrupa Birliği. Savunma sanayi ile ilgili Avrupa Birliği savunma sanayi projelerine Türkiye'nin de dahil edilmesine yönelik Fransa'nın vetosu kalktı. Şimdi Fransa'nın böyle bir... Şimdi burada biz çok açıkça bir saflaşma görüyoruz. Bu saflaşma Batı İttifakı ile dünyanın geri kalanı arasında, o Batı İttifakı'nın parçası olan Türkiye'yi o ittifakta gerçekten artı değer sağlayabileceği, çünkü Türkiye'nin de artık gelişmiş bir savunma sanayi var, bunu kimse yadsıyamaz. Buraya Türkiye'yi de dahil ederek ve bütün bu kocaman toplamın içerisinde Kıbrıs adasında sokarak bir çözüm planı hazırlandığı anlaşılıyor. Fakat asıl mesele, hani ben bu konuyu çok uzatmamak istemiyorum, asıl mesele bu çözüm dediğimiz şeyin Türkiye halkına, Yunanistan halkına, Kıbrıs'taki halklara bir fayda sağlayıp sağlayamayacağı, aksine amaçlanan ve nihai olarak varılan noktada Kıbrıs'ın koskoca askerileşmiş, emperyalizmin batıya burnunu uzattığı, yani Karpaz burnuyla Orta Doğu'ya batırdığı, adeta bir mızrak ucu haline, tamamen o hale gelmesine mi yol açacağı konusu, onun üzerinde dikkatle durmak ve bunu takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sayın Solmaz Türk, sizle devam edelim. Siz bu Güney Kıbrıs'ın NATO'ya üyelik girişimini nereden çıktı diye yorumluyorsunuz? Öncelikle bunu sorayım ve bir katkı olması bakımından 3 konuyu hatırlatayım. Aslında hani NATO üyeliği şimdi konuşuluyor ama Amerika bir süredir Güney Kıbrıs'la çok önemli güvenlik, savunma vesaire anlaşmaları yapıyor. Bir kere en önemli konulardan biri ambargo meselesiydi. Ambargoya bir yıllık muafiyet getirdi. Bunun her yıl uzatılması gündemde zaten. İkincisi, Rum muhafızlarının Amerika'da iki askeri birlikte eğitilmesi üzerinde bir anlaşma yapıldı ve uygulanıyor. Üçüncüsü de Güney Kıbrıs'taki bazı üslerin Amerika'ya kullandırılması, ki bir son dönemde bir Amerika için helikopter üssü de yine basına yansımıştı. Amerika zaten bir yandan Güney Kıbrıs'ta
bu anlaşmaları yapıyor. Şimdi bunun üzerine Güney Kıbrıs'ın NATO üyeliğinin Beyaz Saray'da konuşulmuş olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle ve Türkiye'nin tutumu ne olur? Buyurunuz. Evet, tabii bu konu yeni değil. Yani ben emekli oldu, epey bir zaman oldu ama ben meslekteyken, yani emekli olmadan önce de bu konu hep gündemdeydi. Emekli olduktan sonra da katıldığım çeşitli forumlarda bunun zorlandığını gördüm. Ve o forumlardaki bazı yarı resmi yetkime dayanarak öyle olabiliyor uluslararası toplantılarda bazen belli koşullarda. Buna karşı çıktım. Hatta bir keresinde benim katılacağımı bildirmediğim bir toplantı vardı Norveç'te. Ayrıntıları vermeyeceğim. Ve ben katılacağımı bildirmedi. Türkiye adına tabii. Başka katılan da olmuş, yoktu yani bildiren. Ben katılacağımı bildirmediğim için Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla o foruma tam üye yapılması için hazırlık yapılmıştı. Sonra ben toplantının başlayacağı sabahtan bir gece önce geç vakit gittim. Tabii hazırlıklar yapılmış, gündem belirlenmiş, karar taslakları, her şey hazırdı. Ve ertesi sabah tabii bir sürtüşme oldu. Neticede o olmadı. Yani bu kadar bu kadar koordineli, bu kadar ısrarlı, bu kadar her fırsatı değerlendiren ve fırsat kollayan bir duruş Batı'daki bütün ülkelerde vardır. Bunu engelleyen sadece ve sadece Türkiye'nin buna karşı çıkmasıdır. Türkiye karşı çıktığı sürece de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin NATO'ya üye olması olası değildir. Yani mümkün değildir. Şimdi tabii ki sizin de girişte işaret ettiğiniz gibi Sayın Solakoğlu'nun da konuyu açtığı gibi yani bir havuç sağlama olabilir. Böyle bir şey başarılı olabilir mi? Geçmişte oldu. Şunun için oldu. Çünkü bizi yöneten kadro ne yazık ki bir bu konularda gerek eğitimleri, gerek deneyimleri, gerekse oryantasyonları itibariyle çok müktesebatı derin bir kadro değil. Dolayısıyla kandırılmaları çok kolay. Çok kolay. Ve kandırıldılar. Birden fazla kandırıldılar. Yani sadece o kandırdı, Allah da affetsin, milletin de affetsin meselesi değil. Bu Kıbrıs konusunda Türk siyasi tarihinin en büyük kandırılmalarından birine maruz kaldık. Evet. Belki bir daha ondan sonra 1980'deki işte o dönemin askeri yönetiminin, rahmetli Evren'in Rogers planını kabul etmesi belki örnek gösterilebilir. Yani ikisi de aşağı yukarı aynı alanda, aynı konu, yani Yunanistan ve Kıbrıs'la ilgili konulardır. Şimdi 2004'teki Annan planı, işte oylaması Kıbrıs'ta, referandumu ve arkasından işte Türkiye'nin 2005'te Rum ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul etmesi çok taraflı bir anlaşmada. Ondan sonra tek taraflı deklarasyonda bundan kurtulacağını sanması ve arkasından tabii kısa bir süre sonra işte havuç gösterilmişti. Yani Türkiye'nin işte adaylığının kabul edilmesi, işte fasılların açılmaya başlaması. İşte o arada bu kotarıldı. Kıbrıs Avrupa Birliği'ne üye oldu. Dolayısıyla bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti, bir taraftan Yunanistan, Avrupa Birliği'nin iki tam üyesi olarak bizim önümüzü tamamen kapattılar. Yani zaten Türkiye'nin böyle bir şansı yoktu ama bundan sonra hiç yok. Şimdi Rogers Anlaşması'nda da 1980'de aşağı yukarı aynı şeyler yaşandı. Yani biz nedense kolay kandırılıyoruz. Yani sadece bu kadro değil. Yani o 80'deki askeri kadro da kandırıldı. Ve çok kolay kandırıldı. Şimdi gelinen aşamada tabii Sayın Salakoğlu'nun da işaret ettiği gibi
Tabii Avrupa Birliği üyeliği süreciyle tabii NATO tamamen ayrı. NATO'da Türkiye vetosunu kaldırsın veya Türkiye'nin veto etmeyeceği, karşı çıkmayacağı veya sessiz kalmayacağı, NATO'da sessiz kalarak da onay verebilirsiniz. Yani kabul ediyorum, ediyorum demek zorunda değilsiniz. İtiraz etmezseniz o zaten kabul sayılır. Eğer bu durum gerçekleşirse hemen yarın Kıbrıs Cumhuriyeti NATO üyesi olur. Ama dediğim gibi yani bu şu anda olası değil. Peki ikna edilebilirler mi, kandırılabilirler mi? Yani bunlara bir şeyler verilebilir mi? Hani fasıllar açılması falan. Olabilir. Bu noktada, yani Finlandiya bu noktada ve size bir açıklama hatırlatmama müsaade edin Sayın Solmaz Türk. Geçen seneye dönelim. Geçen sene 11-12 Temmuz 2023 NATO'nun Vilnius zirvesi var. Ki anımsarsanız o zirveden önce hani öyle bir gece ansızın gelebiliriz denilecek kadar Yunanistan'la ilişkiler gergindi. Fakat o Vilnius zirvesi sırasında Joe Biden'ın talebiyle Erdoğan ve Mitsotakis bir araya geldi. O görüşmeden sonra da zaten ziyaretler oldu. Fakat daha ilginci şuydu. Erdoğan o görüşmeden yaklaşık kaç gün sonra 24 Temmuz 2023 olduğuna göre 12 gün sonra ilginç bir açıklama yaptı. Aynen ifadesi şu. Belki de bu biraz önce bahsettiğiniz anlam planına hala hükümetin nasıl baktığını anlamamızı kolaylaştırıyor. Şöyle demişti Erdoğan. Samimiyetimizi anlam planı dahil şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik. Gerekirse yine gösteririz. Şimdi gerekirse yine anlam planı gibi planlara dahil oluruz demiş oluyor Erdoğan. Şimdi bu açıklamanın üzerine sizin hani olur mu sorunuzun yanıtını bu açıklamayla birlikte vermenizi rica edeceğim. Buyurun. Evet, işte ben de zaten buraya gelmek istiyordum. Olabilir. Yani geçmişte oldu. Yine olabilir. Burada bir risk var. Şimdi burada işte ona örnek veriyordum. Yani Finlandiya, İsveç, NATO üyelik sürecinde nereden başlandı, nerelere gelindi, neler söylendi ve ondan sonra bakın ne oldu. Şimdi bu şey konusu, yani anlam planı, işte bir federal çözüm vesaire. Tabii ayrıntılar, tabii şeytan ayrıntıda saklıdır. Tabii onlara bakmak lazım. Yani burada tam ne kastedildi ama şu açık. İktidarın kafasında, yani Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı, belki Milli Savunma Bakanı ve işte o zaten bir avuç insan, yani 4-5 kişi biliyorsunuz, yani ülkeyi yıllardır yöneten aynı kişiler. Onlar böyle evet. İskambil kağıdı gibi onu oraya böyle döndürüyor. Evet. Şimdi bunların kafasında Amerikalıların aynı Suriye'deki nihai durum gibi, 1. 2. bölümde konu Suriye'nin nihai durum gibi, Amerikalıların bunların kafasına koyduğu ve ikna ettiği bir şekilde uygun nitelikte havuçlar sunduğu bir durum var. Yoksa bu tür beyanlar tesadüfen olması mümkün değil. Yani Tayyip Erdoğan'ın kalkıp da bu konularda kendiliğinden önüne bir metin konmadan kendiliğinden açıklama yapması olası değil. Yani o tür açıklamaların ne olduğunu örneklerini geçmişte verdim. Yani ne nitelikte olduklarının, yani nereden nereye geldiklerini. Dolayısıyla birileri bunları yazıyor. Yani bir oyun planı içinde yazıyor, Tayyip Erdoğan'ın önüne koyuyor. O da buradan okuyor veya alıyor, göz ucuyla bakıyor. Bunları aktarıyor. Yani bunlar tesadüfen yapılmış açıklamalar değil. Aynı Milli Savunma Bakanı'nın işte Özgür Suriye Ordusu yarın işte Suriye Ordusu'nun parçası olacak demesi gibi. Yani bunların hepsi aynı oyunun parçaları. Bize böyle ucundan böyle küçük böyle bize bunu gösteriyorlar. Büyük resmi bizden saklıyorlar. Şimdi burada, şimdi biraz önce tabii Sayın Solukol da ifade etti, siz de değindiniz. Hani Rum Milli Muhafız Ordusu'nun bazı unsurlarının hani Amerika'da eğitim görmesi ve işte oradaki bazı birliklerle böyle bir hani ortak işbirliği, eğitim işbirliği gibi bir düzenlemeye girmesi. Tabii bu Amerika ile olan ikili bir işbirliği. Önemsiz demiyorum, önemli. Ama Amerika'nın Kıbrıs Cumhuriyeti ile ikili
bir işbirliği. Dolayısıyla bunun NATO ile ilgisi yok. Ama Kıbrıslı Rumları NATO'ya hazırlayıcı veya NATO operasyonlarında yer almak için, ortak çalışabilmek için, birlikte çalışabilirlik kabiliyetini artırıcı girişimler. Bu önemli. Ama dediğim gibi NATO değil. Şimdi peki bu nereden geldi? Nereden çıktı şimdi? Şimdi son Washington zirvesinde böyle bir karar alınmıştı. Şimdi NATO'nun ta 90'lı yıllardan gelen Akdeniz Diyaloğu diye bir ortaklık çerçevesi var. Yani bu da yeni değil. Şimdi bu Akdeniz Diyaloğu'nun artırılması kararı alındı Washington zirvesinde. Bu Akdeniz Diyaloğu'nda zaten ve bir eylem planı kararı alındı. Bu diyalogda bakın şu anda Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Moritanya, Fas ve Tunus var. Evet. Mesela en son katılan Ürdün'dür, ondan önce İsrail'di. Mesela İsrail'e de biz uzun süre karşı çıkmıştık. Sonra bu hükümet mesela İsrail'e izin verdi. Yani itiraz etmedi, izin verdi. İtiraz etmedi dediğim gibi NATO'da o da usuldür. Yani ses çıkarmazsınız o geçer. Mesela İsrail'e itiraz edilmedi. Mesela o sayede İsrail bunun parçası oldu. Mesela şimdi görüyoruz çeşitli ortak faaliyetleri görüyoruz. Şimdi bu karar alınınca Washington zirvesinde, ki bu karar alınırken tabii Tayyip Bey de orada zirvedeydi. Mutlaka o da onay vermişti. O onay vermese, en azından sessiz kalmasa bu çıkmazdı. Bunun üzerine NATO Genel Sekreteri bu işten sorumlu bir özel temsilci atadı. Bu özel temsilci, ki geçtiğimiz Ekim ayında atan, yani daha işte bir buçuk ay oldu. Bu özel temsilci şimdi bunu kotarmanın çabası içinde. Ve ilk hedefte Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Yani bizim Güney Kıbrıs Rum yönetimidir. Peki ne olacak? Sanıyorum ilk aşamada Ürdün'de yaptıkları gibi bir irtibat ofisi açacaklar. Lefkoşa'nın Rum kesiminde. Ve onun üzerinden bu ileri doğru götürmeye çalışılacak. Bu yapılırken de Türk hükümetinin ağzına işte bir iki damla bal sürülecek veya işte havuç da diyebilirsiniz. Gidişat bu yöndedir. Benim okumam bu yöndedir. Teşekkür buradan bir şey çıkar mı? Yani dediğim gibi çıkacak gibi görünüyor. Çünkü yani işaretler, işte Tayyip Bey'in ifadesi, diğer girişimler ve hatırladığım kadarıyla en son bir forumda neredeydi şimdi hatırlayamıyorum. Avrupa Siyasi Birliği galiba. Orada da olabilir. G20'de herhalde Avrupa Siyasi Birliği'ndeydi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı'yla sohbeti epey konu olmuştu. Evet. Konu olmuştu. Zaten o sohbeti görünce ben işin bu noktaya geleceğini tahmin etmiştim. Çünkü bunlar kolay, böyle birdenbire olan şey olabilecek şeyler değildir. Bakın mesela Esad'la olan mesela aynı fotoğrafta görünürken, mesela Esad uzaklaştı, o da uzaklaştı. Mesela o konuşurken ayrılmıştı şeyden. Evet. Salondan. Yani Tayyip Bey bunu tabii takip etmek zorunda da değil. Eder etmez ayrı bir şey, ama yani yanındakiler mutlaka uyarıyorlardır. Mesela etrafında mutlaka yani bunun aksini düşünemem. Bu bilinçli bir sohbet olmasa etrafındakilerden mutlaka birileri, ya işte Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı derlerdi. O, zaten orada bu işin. Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Solmaz. Teşekkür ediyorum. Bu konudaki son bir sorum olacak. Kısa bir yanıt rica